Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, saatlerimiz şu an 9.30. Yaren'imi yarım saat önce gönderdim. Miran'ın bakımlarını yaptım. Yukarıya çıktım. Şimdi ineceğim ve o kızı uyutacağım. Çünkü tahmin edin bakalım saat kaçta yine kalktı. 5. 5'te kalktı arkadaşlar. Ve o saat bu saat uyumadı. Ama yavaştan böyle uykusu geliyor. Allah, şu muşmaları biraz toplamam lazım. Buruş buruş olmuşlar. Birazcık yeriz. Neyse, şimdi açılışımızı yaptığımıza göre yavaştan inelim. Dün akşam çocukları uyuttuktan sonra kendimi bayağı bir işe koydum. O da ne yaptım biliyor musunuz? Yatağın üstünde bir ton çamaşır vardı. Daha sonra Şahin'in kışlıklarını kaldırdım. Yazlıkları çıkardım. Bir yandan şöyle katlıyordum. Bir yandan şey yapıyordum ama Şahin gelince bırak dedi, yarın devam edersin. Öyle de kaldı. Burada işte atılacak şeyler var. Burada yerlerine yerleşecek. Yatağın üstünde birazcık şeyler var. Dediğim gibi onlarla uğraşıyordum. Hele evin geri kalan kısmı savaş. Şimdi hemen Miram'ı uyutuyorum ve ondan sonra acil bir şekilde yukarıya çıkacağım. Şahin'in kıyafetleri ütülenecek, şunlar yıkanacak, şunlar ayıklandı. Gördüğünüz gibi. Daha sonra o valiz var ya, o valize Yaren'in kışlıklarını koydum. Bu arada daha dün dedim ya. Dedim ya sizlere, Yaren'in yazlık hiçbir şeyi yok. Unutmuşum, ben ona geçen sene bir sürü almıştım ve akşam dedim ki hele bir yatağın altına bakayım, belki de bir şeyler var ve bir dolap dolusu yazlık kıyafeti çıktı. Şurada 2-3 tane böyle biraz daha kalın işte hırka falan bıraktım ki soğuk olursa giydireyim. Onun dışında Yaren'ime pek de bir şey lazım değilmiş. Ay, şuna baktım, bir ağladım. Bunu Miray'a kontrole gitmiştik, son kontrole, ve doğmuştu o gün. Yaren'in bunu giymişti. Öyle yani, baya kızımın şeyleri var, yazlıkları. Bugün de hatta yaz kıyafeti giydirdim, gönderdim. İnşallah üşümez. Anlayacağımız Yarenciğimin var. Sadece Miray'a bir şeyler alınır. O da daha var. Mira biraz daha uzun koluda geçsin. Buraları sildim ama inanın devam etmedim. Diyorum ya, Şahin geldi. Bırak dedi, yarın yaparsın. Ben de bıraktım. Olduğu gibi her şeyi bıraktım. Hiçbir şekilde aman şurayı da toplayayım, aman şurayı da demedim. Olduğu gibi bıraktım ve yattım. Şimdi onları gönderdim. Burayı kapatıyorum. Daha burada biraz daha işlerim var çünkü. Ondan sonra size ben dün şeyi göstermedim. Dino Park'tan yaptırdığımız. Hatta bir tane daha vardı da Yaren onu nereye koydu bilmiyorum. Şöyle bir tane tabak. Bu şekil. Yaren'imle ben papağan tutuyoruz. Ne kadar da kiloluyum. Aman. Bir tane böyle. Bu şuradan şu arkası çıkıyor. Dolaba da yapıştırabiliyorsunuz. Magnet özelliği var. Böyle rengarenk. Özellikle bunu şey yaptım. Yani burada da ben vardım. Diğerlerinde sadece Yaren vardı. Burada anne kız olalım dedim. Odasına böyle şey olsun. Bunda rengarenk böyle odasında dursun. Bir tane anahtarlığımız var. Şöyle çok tatlış. Bakın böyle. Bir tane daha vardı böyle fil. Buzdolabına yapıştırmak için ortasında Yaren. Onu büyük ihtimal Yaren dolaba yapıştırdı. Şimdi indiğimizde bakarız. Buralar. Hadi bakalım, şimdi iniyoruz. Bakalım o hanımefendi ne yapıyor. Burada bunları ayıkladım. Bunlar şey olacak. Gidecek yani. Şahin'in kıyafetleri söylediğim ütülenecek. Hatta orada birkaç tane çamaşır var. Onlar yukarıya çıkacak. Şurada mont. Yaren'in montu, yani montu, yeleği, Miran'ın yeleği, onlar yukarıya çıkacak. Artık onlara ihtiyaç yok. Havalar sıcak çünkü. Neyse, mutfağımda bir şey yok. Mutfağımı Allah'tan dün gece üşenmedim, yaptım. Dedim sabah direkt kendimi oraya veririm. Yukarılara, buralar kalsın yani, temiz olsun. Böyle mutfağımı toparladım. Şu da kökleniyor mu acaba? İnşallah ölmezler ya. Şöyle burada kalsın. Burada Miran'ın maması. Bunu geçen sormuş bir arkadaş. İşte Feride, Mira alışabildi mi? Evet, bir sıkıntımız yok. İçiyor. Dedim inşallah içiyor. Şurada şey buldum.
Meyve suyu yapalım birazdan da içelim bundan serin serin. Evet, mutfağımız gördüğünüz gibi temiz, pırıl pırıl şöyle. Bu tarafta aynı şekilde. Bu tarafta da bir sıkıntımız yok. Şimdi gidelim bakalım bize hanıme ne yapıyor? Küçük hanıme. Hey! Vız vız arı. O Nilo'ya gideceğim, bulacağım. Eve getireceğim. Yardımcım olarak bana yardım etsin. Tamam mı? Ha, senin uykun gelmedi mi? Bana bak, bana. Dün akşam buraları da toplamıştım. Dün sabah kalktığım zaman şey olmasın. Şşt. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu pijamayı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Almıştım. Ama çok büyük geliyordu. Ama zamanı geldi. Bakın şimdi tam oluyor. Kız! Kız bu ne? Bu ne? Bu faşulkalar ne? Bana bakmayacaksın mı? Uykusu geldi. Şöyle gördüğünüz gibi bırakır mısın pijamanı? Heh, pijamamız bu şekil oluyor. Teyze hoşlalı. Teyze hoşlalı. Teyze hoşlalı. Teyze hoşlalı. Oy oy oy. Telefona bak elindeki. Sabah ablamızın tırnaklarını kestik ama bu hanımefendini kesmedik. Şimdi bunları da keseceğiz. Yatalım mı? Ne dersin, seni yatırayım mı? Hadi. Gülmeye bak. Kız. Şiiri bir şey değil. Bu çocuk ayaklarını. Nilo'ya varsa dünyayı görmüyoruz arkadaşlar. Vurma kız ayağını, acır. Vurma. Vurma. Vurma annem. Teyze arıyor. Hadi teyzeyle konuşalım birazcık. Evet, Mira kuşu uyuttuk. Şimdi ablamla da birazcık konuştum. Şimdi iş yapma zamanı. Beşiği şimdi o araya koyacağım. Kendim de yukarıya çıkacağım. Ama keşke bir şeyler yesem ya. Vallahi acıktım. Battaniyeyi de artık burayı süpürdükten sonra tekrar sereceğim. Şu beşiği alayım da. Bugün daha dışarıya çıkmadım biliyor musunuz? Saat. Evet, 12'ye geliyor. İnanın ben daha dışarıya adım bile atmadım. Şimdi birazcık çay suyu koyacağım. Kahvaltımı yapacağım. Daha sonra da yukarıya çıkacağım. Sen niye akıyorsun ya? Burası bozulmuş mu ne? Akıyor. Ekmek var mı? Ekmek var mı? Şu ekmekten var. Böyle şimdi tost makinesine şey yaparım. Ya da şöyle tombik var. Bakalım şimdi. Bunları şey yaparım. Tost gibi. Bir tane yumurta kırarım. Kahvaltını yap. Hatta iki tane yetmez bana. Açık açık söylüyorum yani, bir tane yetmez. Allah, kırdın mı kız? Yok. Şimdi. Eskiden hiç kahvaltı falan yapmazdım da ama şimdi. Kahvaltısız duramıyorum. Bugün ne yapsak yemeği? Kıyma çıkarıp mantı mı yapsam? Yoksa ne yapsam ki? Bilemedim. Yukarıda bir ton işim var. Ben mantı derdine düşmüşüm değil mi? Evet. Sonunda dışarıya da çıktık. Ev o kadar soğuk, o kadar soğuk ki size anlatamam. Dışarısı şu an yanıyor. Sıcacık. Şunlara minder falan koy demişsiniz ama yo, çok rahat yani, oturma şeyi rahat, böyle rahatsız etmiyor. Annem ne yapıyor?
telefonla konuşuyor birisiyle. Haydi bakalım, haydi bakalım. Oraya ne dökülmüş gene? Çünkü ne sütürülecek ya. Hadi bakalım, bir kahvaltı, ondan sonra yukarıda görüşürüz. Sabah size söyledim ya, fil vardı diye. Yarenim onu getirmiş, dolaba yapıştırmış. Annişinin bal kuzusu. Ben de buraya böyle, şimdi şu çok yukarıya yapıştırmıştı, ben de ortaya aldım. Böyle gider gelir minnoşuma bakarım. Burada daha önceden biliyorsunuz çok böyle şey vardı küçük evde otururken. Ama sonradan böyle sade daha şey. Evet, yumurtam. Göz göz istiyordum ama olmadı. Çayım da orada demleniyor. Kapak nerede ya? Birazcık böyle göz göz olsun diye. Hatta şunu artık kapatsak da olur. O kendi sıcaklığıyla pişirir. Şimdi burada da kahvaltımı hazırladım. Baktım ki böyle tombik ekmek değil, normal ekmek vardı. Onu çıkardım dolaptan. Şöyle bir de tabak hazırladım. Çok demeyin. Göstermeyi de bilirdim. Yerdim valla. Ama bayağı bir açım şu an. Şekerim, tabağım. Yumurtamı da çıkardık mı? Çok mu erken kapattım altını ya? Neyse, bunun altını ben biraz daha açayım da. Çok çiğ kaldı galiba. Şöyle. Çiğ seviyorum ama çok çok fazla değil. Çayım da burada. Şimdi koyayım. Evet. Şimdi yeter. Şimdi yeterli bir. Şuradan da bardak alıyoruz. Şöyle. Sonunda makineye tuzunu falan böyle parlatıcısını her şeyini değiştirdim, şey yaptım ve bardakları güzel yıkamaya başladı. Yine de böyle bir şeyler çıkarıyor ama yani diğerine göre çok çok iyi. Eskiden hiç yıkamıyordum. Şey, mis tuz demişim ama mis değilmiş, mintaksmış. Son zamanlar böyle her şeyi karıştırıyorum, unutuyorum, bilmiyorum. Ama her şeyini değiştirdim. İşte parlatıcı, tuz, sonra sıvı makine temizleyicisini aldım. Onlar böyle böyle kendine geldi. Şunu kapatalım. Soğuk içeriz. Şuradan bir tane kaşık alıyorum. Allah Allah. Çayımı içeyim de arkadaşlar. Bundan sonra yukarıya acil bir şekilde çıkmam lazım. Tabağa koymayacağım böylece. Evet, kahvaltım hazır. Şimdi karnımı doyurayım. Ondan sonra ciyumadım. Miram uyuyorken işlerimi halledeyim. Uyandıktan sonra çorba yapayım. Hatta uyurken bir tane çorba yaparım onu. Uyanınca karnımı doyuralım. Yukarıları depolamam lazım kendimi ki yukarıda işimiz çok. Çayımı aldım ve geldim. İki tane içtim. Bu da üçüncü. İçine de limon attım. Çay keyfimi de yapayım. Ondan sonra da başlayayım arkadaşlar. Üşenmenin manası yok. Komşularımız. Şu motordan bir tane alacağım kendime. Her şey eksikti. Bir o motor kaldı değil mi? Neyse. Trendyol'dan az önce bir şeye baktım. Bir şeye ihtiyacım var da. Çok pahalı ya. 2200'dü. Şu an 2700'e kadar yükselmiş. Onları favorilerime ekledim. Düşünce hemen alacağım. Yani 2200'ü görsün hemen alacağım. 2200'e çok pahalı demiştim. 2700'e kadar yükseldi. Ama lazım olan bir şey. Evet, şimdi böyle manzaraya karşı bir güzel limonlu çayımızı içiyoruz arkadaşlarım. Bir arada yine şey toplamam lazım. Yaprak toplamam lazım. Şişeleri doldurayım. Haydi. Ay, yüzümlere bak. Dutlar dutlar. Anneme geçen topladım ya. Annem onun içine şeker koydu ve bir iki tık kaynattı. Kışın böyle ağız yaraları oluyor ya. Onlara çok iyi geliyormuş. Öyle yaptı yani. Haydi. Feridecik. İç, sonra başlayalım.
Hele bakın kimler uyandı. Şşt. Ponçik. Ponçik. Pijama güzeli. Pijamadan çıkmak istemiyor musun? Ha? Ha? Bu Toto niye kalktı Toto? Hele hele hele. Hele. Saçını yerim kız senin. Yerim kız senin. Ablamla sabah konuşuyordum ya, ablam bir kızdı. Ya diyor, zaten diyor Mira diyor erkek bebeklere benziyor. Bir de diyor erkek pijamalar alıyorsun. Ya teyze de neresi ben erkeğe benziyorum diye, gül gibi prensesim de ben. Prensesim de ya. Ne erkeği? Hiç de erkek değilim de. Şimdi saatlerimiz bir. Ben baya işlerimi hallettim. Nevresime kadar değiştim. Yatak örtümü değiştirdim. Poncuğum. Ondan sonra şu dolabın içini, bu dolabın içini hallettim. Burası niye kapanmıyor? Bu dolabın içi halloldu arkadaşlar. Daha sonra Yaren'in dolabı halloldu. No no no. Gelme buralara. Gelme buralara. Tamam mı? Şeyim. Fazla gitmeyeyim de. Ay şuraya altına bir şey koydum da çıkmış bu. En sevmediğim bir şey. Şimdi Yaren'in valize, işte kışlıkları kaldırdım ya. Bir kısmını valize koydum, bir kısmını bunun altına koydum. Şurayı zaten sabah göstermiştim. Bu yanı düzenledim. Şu çekmecesini. Biliyorsunuz zaten buranın düzenini. İç çamaşırı, atleti, çorapları falan. Bir de buraya iki tane, üç tane şöyle kışlık, yani takımlar ikili koydum. Belki hava böyle yağmurlu falan olursa giydiririm diye. Bir de iki üç tane kilotlu çorap bıraktım. Onun dışında bütün kışlıklarını kaldırdım. Hatta şurada şöyle eşortman altları var ama şu mesela kalın. Hatta bunu artık kötü olmuş, bunu çıkarayım. Bunlar mesela yazın da giyilebilir. Ha, çok da giyilmez ama neyse, buradan da elerim. Burada bir sürü eteği varmış bu kızın, şortları var, görüyor musunuz şu şortlarını? Yazın şurada zaten pijamaları, yazın rahat rahat bunları giyer. Bir de burayı da bu şekil yaptım. Tabii ki daha ev süpürülmedi, toz falan alınmadı, sadece ortalığı topluyorum. Bir de ben Yaren'i Mayıs sonu çıkarmayı düşünüyordum ya okuldan, işte Temmuz'da da annemlere gitmeyi düşünüyordum. Ama sonra dün Şahin'le konuştuk. Dedim ki boş ver dedim. Haziran'a da gitsin okula. Yani çocuğu çıkarmayalım. Evde ne yapacak? En azından orada arkadaş ortamı var. Dün de gördüm. Bayağı arkadaşlarıyla eğleniyor. Öğretmenleriyle falan. Dedim ki Haziran'a da gitsin. Temmuz'da zaten çıkarız. Bir ay falan olmayacağız. Geldiğimizde de Ağustos'u falan dinlenir. Ondan sonra Eylül'de tekrar veririz. Şahin de tamam sen nasıl istersen dedi, öyle yaparız. Yani öyle. Yarencik ay sonu çıkmayacak. Haziran'a da okula gidecek arkadaşlar. Yani sonuçta çocuk evde ne yapsın? Orada arkadaş ortamı var. Ne bileyim, eğleniyorlar, oynuyorlar, şey yapıyorlar. Yarenciğim okula gidiyor. Evet, burayı mutfağını buraya koydum. Sanki daha rahat oldu. Zaten mutfakta genelde oynamıyor. Hatta şurada dururken bu arada fazla oynayamıyordu. En azından burada birazcık alan şey oldu. Bu renkli çekmeceyi de buraya koydum. Bir böyle dürttüler beni. Odanın şeklini değiştir. Sonra dedim ki boş verdim. Şimdi ben bu yatağı ne yapabilirdim? Yatağı o tarafa alırdım. Bu dolabı bu tarafa alacağım. Yok, böyle mesela ayıcıkları falan böyle girdiğiniz zaman güzel gözüküyor. Sonra dedim bu dolabı buraya koyayım. Bu komodini oraya koyayım. Sonra cam kapanacaktı vesaire. Hiç de dokunmadım. Bu şekil, hatta şöyle göstereyim. Bu şekil kalsın dedim oda. Böyle alanda falan var. Kalsın şimdilik böyle. Daha sonra bakarız. Kim öle kim kala. Değiştiririz. Bakalım. Evet, bu da böyle. Şimdi geçiyoruz buraya. Ay ayağım çarptı. Burada. Nereye nereye? Bak gidersin lüplersin düşersin oraya. Yanıma gel. Buraya gel. Buraya gel yaramaz. Bak bak bak. Buraya gel kız. Kız gel buraya. Düşersin. Kız düşersin. Lüplersin, arada kalırsın. Pijama. Pijama güzel. Buraya gel. Buraya gel buraya. Pıl 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 pıl. Ben daha yatağını toplamıştım senin. Kız ben daha yeni buraları düzenledim ya. Yaramaz. Tokani de yerim senin, o tokani. Tokani de yerim. Tokani yerim. Tokani yerim. Tokani yerim. Tokani yerim. Hı? Teyze ne diyor teyze?
Görmüş senin gibi güzel bir bıdık kız değil mi? Hayır, tırnağını kesemedik, uyudu ya. Şimdi keselim bunun bıdıklarını, tırnaklarını. Burada var mı bakalım maniküllerin? Dur dur. Dur. Kız dur. Dur bakayım. Evet, burada da var. Ben sabah kendiminkini kestim, Yaren'in kestim. Mamaşı kurban olsun. Mamaşı kurban. Aa! Aa, ütüyü düşürdü. Seni var ya. Kız senin ayakların niye rahat durmuyor? Yat buraya. Yat buraya. Heh. En güvenilir yer burası. Gece baktım böyle mız 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 mızlanıyor. Baktım dönmüş böyle. Karnının üstüne yatıyordu bıdık seni. Ah. Hadi. Şimdi. Başka. Orada onlar daha oraya sıra gelmedi. Ütülenecekleri ne varsa çıkarıyorum. Bir de çamaşırları çıkarıyorum. Şimdi atacağım, yıkanacaklar. Ev bayağı bir dağınık. Ama olsun, yaparız şimdi, bir şey değil. Odayı topladım. Buradaki çamaşır mamaşır hiçbir şey kalmadı. Sadece süpürülecek, toz alınacak. O kadar. Burada bir şey yok. Banyo temizlenecek. Bir de şu, yani şu ara toplansa hiçbir şey kalmayacak. Bunlar zaten şimdi makineye girecek, yıkanacaklar. Burası verilecek. Başka da bir şey yok. Şu kaloferi kaldıracağım. Bir güzel evi süpürge tuttuk mu, toz aldık mı, bitti. Şu ütü çok güzel arkadaşlar. Ben bunu kullanmıyordum. Duruyordu ama bir tane başka kullanıyordum. Bu çok çok güzel. Dün hatta böyle bir geçirmeyle kıyafetleri çok güzel yaptı. Bu arada geçen Yaren'e şöyle şey almıştım. Dali'nin, kapatabilsek. Dali'nin böyle bebek kolonyası, parfüm niyetine Yaren'e sabah böyle pıs pıs sıktım. Yarenciğim iyi yani. Kes. İşimiz zor seninle. Seninle işimiz çok zor kız. Maşallah maşallah, iyice gücünü topladı benim kızım. Hadi kızım, aferin benim kızım. Ama kendin çabalaman lazım. Ben sana yardım edemem şu an. Hadi. Ben sana yardım edemem. Kendin hareket etmen lazım. Kendinin bazı şeyleri başarman lazım. Hadi bakalım. Öyle kötü anne gibi görme beni. Senin için diyorum. Öyle arkadaşlar, şimdi devam edeyim. Süpüreyim. İki tane bu arada kıyma paket. Kıyma çıkardım. Soğanım yok ama Şahin'e aldırırım. Mantı yaparız. Şimdi ütüleyecekleri getireyim, masanın üstüne koyayım. O aranın çamaşırlarını falan halledeyim. En sonunda ütümüzü yaparız.
Hele siz şu keyifçiye bakın. Çocuğum sabahtan beri pijamada. 25. Karnı tok, altı temiz. Şimdi benim üst katta işlerim bitti. Gördüğünüz gibi merdivenleri de sildim. Tozumu da aldım. Yerleri de sildim bu arada. Banyomu hatta buharla mopladım. Şimdi alt kat kaldı. Alt kata da şimdi ineceğim. Miray'a kıyafet almak için bindim. Onun üstünde değiştireyim. Bir de burası kaldı ama burası birazcık dinlendikten sonra arkadaşlar. Şöyle birkaç tane daha getirmem lazım. Onları da en son ütülerim. Cam açıktı ama şimdi kapattım. Annem az önce bayağı bir yaprak topladı buradan. Şimdi kapattım böyle toz falan olmasa. Yani 2-3 gün vallahi hiç açmam. Çünkü temizlik yaptım mı, yerleri sildim mi uğraşmak bir daha istemem. Çamaşırlarımı astım. Bir daha makine açtım. O da yıkanıyor. Evet, bu şekil. Nefes nefese kaldı. Çok yoruldum. Şunu götüreyim, bir hoşuma giydireyim. Şöyle. Güzel kızım benim. Şöyle gidelim, üstümüzü giyelim. Ablaları, teyzeleri. Çünkü pijamada geziyor. Ya şu köşeyi çok sevdim ben ya. Benim minik prensesim. Ama ne kadar şurası canlı değil mi? Bir hatıra. Bu da kızım da ben. Mira uyuyordu. Mira'yı da alacaktık ama uyuyordu şansına. Şansına küssün artık. Evet. Bir hafta rahat yukarıya çıkmam. Bir de size banyoyu göstereyim. Banyoyu genelde şey yapmıyorum. Yerler parladı, görüyor musunuz? Ya siyah olduğundan dolayı çok çabuk pisleniyor ya. Yoksa ki mis gibi yaptım vallahi. Kendimi göstermeyeyim. Şöyle pijamalarda geziniyorum. Hatta duş yakabini falan da temizledim. Güzelce ovaladım. Çamaşırlarım yıkanıyor. Buraları da hallettim. Şimdi çıkabiliriz. Burası açık. Yeter sadece orası. Hatta burayı da kapatmış oldum. Şu şeyi de buraya koydum arkadaşlar. Kalsın zaten, bu oda pek kullanılmıyor. O yüzden burada kalsın. Çamaşırlarım hava rüzgarlı. Bunları asarken onları hemen toplayıp yerlerine katlamak istiyorum. Birikmesin. Birikince sonra gözümde büyüyor. Yapmak da istemiyorum açıkçası. Evet. Sen kaldın. Sana da en kısa zamanda geleceğim. Hatta Miram'ı belki uyuturum. Öyle gelirim. Merdivenlerim de temiz. Şimdi Miram'ın üstünü değiştireyim. Ondan sonra şurada çöp. Onlar atılacak. Miram'ı değiştireyim. Şuraları bir güzelce süpüreyim. Ondan sonra Şahin gitti kemere. Erkenden işleri varmış. O yüzden soğan almak için kendim çıkacağım vallahi. Gider alır gelirim. Yapacak bir şey yok. Bakın şöyle bir rüzgar var dışarıda. O da çamaşırlarımı çabuk kurutur. Güzel. Hemencik kururlar. Aa, bu arada az önce Şahin kendisine araba aldı. Şey, araba nereden çıktı? Ayakkabı sipariş vermiş. 200 kaç lira diye, 280 lira mı ne? Dedi ki bakayım dedi nasıl gelecek. Eğer güzel gelirse böyle birkaç tane dedi alırım dedi. Giyerim. Normalde şey alıyor, orijinal alıyor. Mesela ben de mesela alıyorsun 2-3 sene seni götürüyor. Gitmiş işte almış. Az önce geldi, kapıda ödemesini yaptım. Şahin'i aradım. Gel dedim, ayakkabım geldi. Geldi ve ayakkabısını hiç beğenmedi. Bunu birisine hediye edecekmiş şimdi. Ama çok saçma gerçekten yapılıyor. Yani 280 lira da az para değil bence yani. 280 neredeyse 300, üstüne yine 300-400 koyup orijinal ayakkabı alırım. Daha iyi. En azından 2 sene 3 sene beni götürür. Şöyle bir ayakkabı aldı ama bakın hatta burada bıraktı. Diyor işte güzel gelirse 3-4 rengini alırım. İşte kırmızı vardı, beyaz vardı. Beyazı çıkarırım dedi. Şimdi diyor ki yok yok diyor. En iyisi ben diyor bir tane alayım diyor. O beni diyor 2 sene götürsün diyor. Dedim ya ben sana dediğim zaman beni dinlemedin. Sürahim hep süleke. Onları da şimdi çıkınca şey yaparım. Masayı ister her gün sil. Rüzgar ya burası böyle cereyan yapıyor. Bir şey olmaz. Oturduğun zaman sileriz. Öyle yani. Ayakkabılarda bu şekil geldi. Artık bir arkadaşına falan verir. Şurayı görüyor musunuz? Bakın hep Yaren. O ikisi benim de. Şunlar Yaren'in. Şimdi içeriye geçeyim. Daha sonra gelirim. Oradakilerini toplarım. Bu arada yarın komşularımız gidiyorlar yurt dışına. Nezi amca yine tek kalıyor.
Melisacık gidiyor. Haydi. Of. Niloyacı. Niloyacı. Neredesin? Tospik, neredesin? Niloya'nın kardeşi. Niloya'nın kardeşi. Niloya'nın kardeşi. Hey Niloya'nın kardeşi. Bak 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 bak. Keyifçi. Keyifçi. Bu ne kız? Bu da yeni moda mı? Yüzüne bakın. Çoraplarımız küçülmüş. Teyzoları. Alacak annesi kızına. Böyle bir iki güne gidecek. Alışverişler yapacak mamacı bu kıza. Hey Tokalı. Tokalın tırnaklarını da kestik. Bakın teyzoşları. Az önce o işi de hallettik. Ya bu baldırlarını kim yeşine? Bu dondik baldırlarını. Hele hele hele. Kurban olurum ya. Uslu bebişim benim. Maşallah benim kızıma. 41 kere maşallah benim dondikimi. Pijamalar da çok güzel yakışıyor. Hey! Anneye bakar mısın? Niloyacı. Tamam tamam hadi. Eziyet etmeyeyim şu an hadi. Oh, sizin yerinize de öpeyim mi? Oh içime çeke çeke. Bacaklara bak. Salonu süpürdüm, mutfağı süpürdüm. Zarife aradı. Sağlık ocağına gidelim, çocuklar öksürüyormuş. Ben de Miram'ın üstünü giydirmiştim zaten. Öyle hem bize de Miroş'umla hava almış oluruz. Değil mi kızım? Buralara ne gelmiş acaba? Evet biz uyku moduna geçiyoruz teyzoşları. Öyle şimdi onlar içeriye geçtiler. Ben de şu ağacın güzelliğine bakar mısınız? Mis gibi de kokuyor. Bir hava alalım. Değil mi Miroş? Temiz havada kızım uyur. Şöyle battaniyesini aldım. Uyursa üstüne kapatırım diye. Bak bak aynı bu. Gül gibi kokuyorsun sen biliyor musun? Sen benim gülümsün. Papatyamsın. Sen pembe yok. Sen kırmızı gülsün. Yarenim de beyaz gül. Masumla aşk yan yana. Ay çok tatlısınız. Kurban olduğum ne güzel yaratmış. Bakar mısınız? Bir de beyazlarımız var. Bazen istesem netlemezsin. Şimdi ne güzel netliyorsun. Şimdi bakın ne güzel. Normalde hani evde sinir ediyor ya beni. Görüyor musunuz ne kadar güzel netliyor. Değil mi kızım? Hı? Değil mi aşkım? Aa dut varmış. Burada da dut varmış. Maşallah bu da simsiyah. Bir de dökülüyor. Hastaneden bize helal ederler mi Miroş? Ha? Yesek birazcık. Bence ederler ya. Niye etmesinler değil mi? Bakın. Bakın. Bozuluyor zaten. Ay bir de tozlu tozlu yiyorum. Ama bu var ya daha tatlı bizim evdekine. Bunu da böyle yıkadım mı suyu muyu çıkıyor ya, güzel olmuyor ama böyle yiyeceksin. Kendim onunla avutayım. Zarife görsün şimdi bir dalar. Hakikaten. Zarife teyzeye söylemeyelim burada olduğunu. Sır olsun aramızda. Bu daha tatlı evdekine. Doydum. Hadi hadi. Neyse ablaya söyleyeyim de. Bir dinleyeyim ki abla dut yedim helal edin. Hadi bakalım. Ablaya söyleyelim. Şurası ne kadar huzur veriyor değil mi arkadaşlar? Şurası böyle patika yolu var. Oradan yürüyorsunuz ama çok yani köpek var. Şu ev satılık ama çok pahalı ya. Bahçesi bayağı büyük. Arkadaşım yaşıyor. Patika yolu var ama köpek olduğu için gidemiyoruz. Başka ne varmış Mira? Burada da portakal varmış. Burada da güller varmış. Ay toprak girdi ayağıma. Abla ya şurada dut yedim de helal et ya. Gözüme çarptı da birkaç tane götürdüm. Ne oldu Miroş'um? Hadi uyu kızım hadi. Kapının önünde var. Yüzüne bile bakmıyorum. Ama dışarıda gördüğümü tatlı oluyor. Aynı mı? Aynısı aynı. Siyah aynı.
Ama sanki bunun tadı daha farklı ya. Biraz daha tatlı. He. Evdeki öyle değil. Diyorum ya, yüzüne bakmıyoruz evde. Dışarıda gördün mü şey geliyor. Bu mu? Benimki biraz ekşi evdeki. Ama bu tatlı. Çok tatlı hatta. Kızım. Hı? Yo, aynıyız yine. Annemle yan yanayız yine. Ha, o üst diyorum ben. O... Şeydeyiz, bir bahçedeyiz ya abla biz. Ha, tamam. Bahçedeyiz aynı. Hani sürekli bahçedeydik ya, hala bahçedeyiz. Ay bak Miroş. Abla sen de mi fesleğen diktin? Bakalım ama iyi, birinden istediydim. Ben de çok seviyorum, ben de çalış. Diktim bayağı bir. Çok şey, hatta ben şeyini buldum. Bu hı, yerde ağaç gibi oluyor ya. Ondan buldum. Bir köklensin. Çoğaltıyorum çünkü şu an çok. Bizde vardı böyle, dal gibiydi de kayınvalidem kopardı attı. Böyle rüzgardan savruluyordu. O şey olan, senin dediğin kasine gidiyor ablam. Kışın da vurmuyor. Tabii bizde şöyleydi. Kocamandı ama şey oldu. Sert yağmurlar oldu ya. Hı hı. Kökü böyle sallandı. Annem de yoldu götürdü attı. Şimdi fidesini mi dikeyim? Şimdi fidesini geçen birilerinden istedim. Suya koydum. Köklensin. Çoğaltayım. Sana da veririm. Uzun zaman. Veriyor. Çok biraz güzel. Veriyor. Aynen. Çok güzel oluyor. Bir de şey, yemeklere de ben onu kullanıyorum. Ben yemem bitiyor. Saksıya da dikeceğim. Yere de dikeceğim. Ha. Bizim önce yerdeydi. Coşmuştu. Bir görseydin. Şimdi şeye dikeceğim. Oluyor. Bak şurada vardı ama bunlar çabuk kök şey oluyor ya. Tohum oluyor bunlar. Süsmüş. Aynen. Bu bunu şey. Bunu da biri getirdi. O ağaç olan var ya, ona şey oluyor. Sinek falan gelmiyor, biliyor musun abi? Öyle. Şuna bak. Şunlardan da çok vardı bende. Şöyle çoğaldı, kulakları düştü. Bunları da attım. Bak sen koparmışlar da, yeni diktim ta ya. Ha. Başkası getirdi. Anlamış oluyor. Şundan işte, bende de vardı abla. Böyle çoğaldı. Ha. Kopardım ben de, attım sonra. Hatta şu da vardı, yılan diyorlar buna. Niye koparttın? Abla... Kırmızı yenmiyor sen. Yok. Ha? Bu kırmızıdan bende var. Sende bu bak şunu diyorum ben, şunu. Evet, ama evet, şu diken var ya, şu evet, diken şöyledir bizde. Tabii bir çiçek açtı abla, bir gör. Ay şurada da varmış. Sen de seviyorsun ha böyle skurlan pırtken, ha çiçek mi çiçek. Baksana minnoş. Hep bunlar bak, yeni diktim ta. Güzel, sen elini de seviyorlar ha. Hani diyorlar bazen elini sevmiyor. Ne şuna bak. Ha geliyor bizimkiler. Ha bakın orada da varmış. Ben de çok seviyorum. Hep dikiyorum da ama böyle eskiden böyle ufacık şeylere merakım vardı ama şimdi bıraktım abla ya. Böyle ufak yani küçük çiçeklere merakım vardı, şimdi bıraktım. Şimdi şöyle büyüklere geçtim. O diken şey büyük mü? Aha şöyle oldu bizim. Tabii bir çiçek açtı. Hatta bundan bir iki sene önce de Gülcan teyzeye vermiştik saksıyla beraber. Şu kadar oldu onun. Ben sana kökünden çıkarayım, ya sana da dikeyim. Kökünden getir ya da ben dikerim. Ben sana şey yaparım, bir şey olsun yine. Hatta geçenlerde annem de dikti başkasına. 2-3 tane var, ondan ben sana dikerim abla. Tamam? Tam getiririm ben sana, dikerim. Hadi kızım, kapat gözünü hadi. Bu ne? He, uyuyor mu? Yok ya, uyumaya çalış. Uyuyor mu dedim. Uyuyacak da. Hayır, bir de saç bağlanmış ya. Bir de saç bağlanmış. Ondan var mı senin? Yok abla, ondan buna yok. Yok ya, şey yapmıyorum abla. Şimdi markete falan gideceğim de. Bunu kırdıktan, kırıyorsun öyle mi koyuyorsun? Değil mi? Şundan al. Perde abim bu tutalım. Ondan al. Perde abim tutalım. Hani? Sen gelme, gösteremeyeceğim. Şey abla, ha, nereden bunun bir dalını koparıyorsun, oluyor mu yani? Bir baksana ablaya. Bak ben de bir dikeyim bakayım onu. Dik. Direkt toprağa dikeceğim değil mi onu? Taksiye dik. Ha tamam. Bak köpüğünü aldık. Tamam abla. Yeter mi var? Yeter ya. Çabuk duruyor zaten. Tamam, ben bunu geniş bir saksıya dikeyim, güzel olsun, şuraya koyayım da. Geniş bir saksıya koysam daha güzel olur bence. Ayaz. Değil mi Miroş? Hadi kızım, kapat. Benim boş kalbime attı yani. Kalbine mi baktılar? Ama bu arada arkamdan. Onun yanına diktim de. Boştum ben. Beraber dik. Ne oluyor? O böyle oluyor, bu böyle oluyor. Ha, birisi bizim yukarıya gibi, gidiyor, birisi gibi sarkıyor. Ha, tamam, tamam ablam, tamam. Teşekkür ederim. Bunları götüreyim, saksılarım var, dikeyim. Tamam, tamam ablam. Aha, kapattı vallahi.
temiz havada güzel uyuyor. En son sizlerle şu Yaren'in sanat eserini görmezden gelin. En son sizlerle Sağlık Ocağı'nda mı görüştük ne? Oradan çıktık, eve geldik. Zarife Ayaz'ın altını değiştireyim, ondan sonra markete gidelim dedi. Ben de tamam dedim. Hatta şu dış kapıyı açık bıraktık. Şans işte yani. Nasıl ya da nasip kısmet mi desek. Ve kiminle karşılaştık biliyor musunuz? Burada oturuyoruz Arife'yle ve birisi Fevdi Hanım diye seslendi şu karşı apartta. Ben de buyurun dedim. Meğersem Almanya'dan takipçim buraya tatile gelmiş. Şu an annemin orada. Bayağı bir konuştuk, şey yaptık. Hatta markete beraber gittik, geldik. Takipçim çıktı. Kendisi Almanya'danmış. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Kendisine de buradan çok çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu etti. Şu an iki adımlık mesafede ama olsun, ben yine buradan da söyleyeyim. Öyle işte geldi. Bayağı bir konuştuk. Şu an hatta Mira yanında, kucağında. Buraya geldik. Kayınvalidene selam vereyim dedi. Oraya gitti işte. Annem çay falan koydu. Zarife de orada. Oturuyorlar şimdi. Ben de eve geldim. Hani mantı yapacağım dedim ya. İşte dedim teyze dedim, ben bugün dedim sana mantı yapacağım dedim. Zaten yapacaktım biliyorsunuz. Nasip işte. Ona da inşallah nasip olur. Hep beraber yeriz ya da gitmek istese yani karşıda zaten apart. Oraya da götürürüm. Öyle diyorum, dünya ne kadar küçük bir yer değil mi böyle. Teyze bundan birkaç gün önce mi desem, yalan olmasın, bir hafta önce mi falan bana Instagram'dan yazmıştı işte karşı taraftaki, karşıdaki apart temiz midir falan. Ben de böyle küçük bir yani bilgi vermiştim teyze işte şöyledir böyledir diye. Ve sürpriz yapmış gelmiş. Ha. Neyi kızım? Sticker'ın? Nerede sticker'ın? Şurada çiçek. Siz benim kızımı gördünüz mü? Teyzoşları. Siz benim kızımı gördünüz mü? Benim kızıma elbisenin üstüne şort giydirmişler okulda. Evet. Hadi bakalım ben şimdi gideyim size mantı yapayım, olur mu? Çiçek. Hani çiçek? Burada. Hadi. Evet. Ha tamam hadi. Çiçek. Hangi çiçek? Çiçeğinde şey var. Ne var? Çikolata. Ne var bir tane? Kızım. Ah dur. Tamam mı? Şey, dünya diyorum ne kadar küçük bir yer değil mi? Diyor ki ne kadar da bir şeysin. Videoda gibi görünse, videoda çok, çok kilolu gözüküyorsun. Burada hiç öyle değil falan. Bayağı bir konuştuk. Çok da cana yakın bir teyze. Böyle ne bileyim sevdim yani kendisini. Çok da mutlu oldum. Yani çok şey böyle. Öyle bir hafta falan buradaymış. Yani sık sık bol bol görüşürüz. Yani biz konuşuruz, şey yaparız. Hadi. Hayır. Ne yapıyorsunuz? Tamam hadi ben şimdi gideyim içeri. Hazır onlar orada oturuyorken biraz ayıp oldu. Bıraktım geldim ama teyze dedim işte yemek falan yapacak. Şimdi geleyim geç olmadan hamurumu falan yoğurayım. Kıymam çözülmüş. Soğan aldım marketten. Onları halledeyim. Ondan sonra hep beraber inşallah. Bu arada şey getirmiş bana. Kahve getirmiş. Düşünmesi yeterli. Çok çok teşekkür ederim. Kahve getirmiş. Çikolata getirmiş. Ve sadece bana değil Zarife'yi de unutmamış. Diyor ki ne kadar güzel diyor. Nasıl ki videodan diyor samimisiniz diyor. Burada da aynı öylesiniz. İşte sağ olsun eksik olmasın. Çikolatamızı getirmiş. Kahvemizi getirmiş. Hatta şöyle Yaren. Çocuklar açtı bile. Kahveyle de şimdi gidip şey yapacağım. Kahve yapacaktım. İşte annemin oraya gidince şey oldu. Nedir onun adı? Annem çay falan vermiş. Şurada teyzenin maçları falan onu da kaldırayım da. Böyle içeriye koyayım. İçeriden benden alır. Burada ne olur ne olmaz. Allah! Evet şimdi gideyim hemen hamurumu falan yoğurayım arkadaşlar. Şey yapalım geç olmadan yemeğimi de halledeyim. Bu arada Remziye teyzeciğim bana şöyle muşmulalar getirmiş. Teşekkür ederim. Bakın bir şey getirmiş. Bunları da şimdi şey yapacağım. Yıkarım. Orada akşam yeriz. Hadi bakalım şuraları bir halledeyim hemen. Hamurumu yoğurayım. Kahve makinesini çıkarmıştım. Dediğim gibi kahve yapacaktım ama olsun. Bir dahakine yaparım. Zaten buradaymış nasılsa. Şöyle Türk kahvesi İstanbul'da. İstanbul'a gelmiş önce. Annesinde birazcık kalmış birkaç gün. Ondan sonra arabayla gelmişler. Ondan sonra burada şöyle İstanbul'da kahve çektirmiş. Çok teşekkür ederim. Bu da çikolatamız. Şimdi A101'den de ne aldım? Miram'ın muzu bitmişti. Muz aldım. Şöyle Torkun'un yoğurdunu hiç almamıştım ama A101'de de şey Sütaş'ın çok büyüktü. O yüzden Torkun'un şöyle şu şeyini aldım. Yoğurdunu aldım. Bir tane kavun aldım.
şöyle çöp poşetlerim bitmişti. İki tane böyle kokulu aldım. Bak gülleri ne kadar güzel netliyordu. Buradan netleme. Bir tane şöyle sade aldım. Ondan sonra 4 tane noodle aldım. Soğan. Bir de patates. Orada da zaten noodle'ımın devamı. Evet, aldıklarım bu kadar. Ben hemen şimdi hamurumu yoğurayım. O dinlenirken iç harcımı hazırlayayım. Minnaklarım. Ondan sonra da yemek falan. Şahin de çünkü gelecek. Bir şey yemeyeceğim dedi. Hadi bakalım. Yapalım şimdi. İç harcım hazır. Zaten biliyorsunuz artık patates, soğan, patates, soğan, kıyma, karabiber unuttum. Şimdi aklıma geldi. Çok az da şöyle karabiber koyacağım. Aroma veriyor güzel. Şimdi hamurumu zaten yoğurmuştum. İç harcını hazırlamadan önce hamuru yoğurdum. Hatta şimdi de böyle beze haline getirdim. Poşetin içine koydum. Birazcık dursun. Az önce Zarife ile dut yedik de. Nedir onun adı? Şimdi yapmaya başlayacağım. Burada bunlar kalsın. Bu da çöpü götürdüm de. Bu da yeni çöp poşetim. Şuraya bir koyalım. 5-10 dakika sonra artık başlarım. Saat 7.